Selamlar. Ya da şey mi girelim? Biz hani bu Diablo şeyine, Eda'ya bakıyorum bu arada. Hey folks, this is... Neyse, o adamın ikonik bir girişi. Biz bir aralar bayağı özenmiştik hatırlarsanız. Riker kardeşimize. Diablo içerikleri konusunda Türkiye'nin önde gelen isimleri olduğundan iddiasındaydık ama son dönemlerde birazcık ara vermek durumunda kaldık ama Diablo içeriklerinin de gelişi seyrekleşti. Diablo 4 ile ilgili haberler biraz daha tek düzeleşmeye başladı ve nasıl söyleyeyim, hani aynılaşmaya başladı diyebiliriz. O yüzden biz de içerikler ara vermiştik. Bizim de işlerimiz vardı bu sırada. Tabii daha henüz söylemeyeyim onu. Öyle güzel, mutlu bir level karakter büyüyor bir yerlerde. Artık onu da vakti gelince uygun bir şekilde paylaşırız. Yani anlayacağınız, gündemimiz yoğun. Eve geldiğimizde işten biraz daha yorgun oluyoruz. O yüzden içeriklerimize bir müddet ara verdik. Yayını zaten bırakmış durumdaydık. Öyle falan işte, ben böyle bir giriş yaptım. İşte Diablo tarafında takip eden arkadaşlara bilgi verilsin diye. Çünkü genelde peyderpey videolar atıyorum ama Diablo ile alakalı değillerdi. Diablo serisine tekrardan başlamış olalım bence bu vesileyle, resmi olarak. Çünkü daha fazla içerik üretmeye çalışacağım Diablo ile alakalı. Sadece Diablo 4 ile alakalı değil, Diablo'nun normal evreniyle, hikayesiyle alakalı videolarında geleceğini söylemiş olayım şimdiden. Şimdi bu videoyu neden yaptık, neden yapıyoruz? Şöyle, bu arada uzun süredir de editli video yapmayacağım. Bu video editli bir video olacak. Yani aksırma tıksırma falan, işte keseceğim, aralarda katlar alacağım, carcurt vesaire. İşte Eda geçiyor mesela arkadan kediyle, onları keseceğiz falan çünkü. Belial. Beelzebub. Öyle şey var, kedileri falan. Bu kediye de öyle bir Diablo videosu yapabiliriz bence. Satanas. Velhasıl arkadaşlar, Diablo 4'ün çıkış tarihi belli oldu. Geçtiğimiz günlerde, haftalarda olabilir. Çünkü bu videoyu ne zaman yayınlayabilirim bilmiyorum. Ama şunu söylemeliyiz. 6 Haziran 2023'te Diablo 4 sahneye çıkacak artık. Game Awards, yani şeyde, bu yılın oyunu ödüllerinde Diablo 4'ün duyurusu yapıldı. Ve müthiş bir sinematikle bu duyuruyu yaptılar diyelim. Uzatmayalım mevzuyu. Şimdi biz bu videoda neden bahsedeceğiz? Diablo 4'ün çıkış tarihi belli oldu. Evet, 6 Haziran deyip videoyu kapatmayacağız. Çıkış fiyatı belli oldu. Bu fiyat üzerinden küçük bir sohbet gerçekleştireceğiz. Daha sonra yayınladıkları videoyla alakalı bir iki küçük yorum yapacağız. Çünkü biz daha çok biliyorsunuz gameplay'den ziyade oyunun hikayesi, oyunun evreni, oyunun temposu, oyunun iç dinamikleri. Yani işte gittiğimiz zaman Deckard bize ne anlatıyor? İşte artık anlatamıyor yani, öldü. İşte Horadrim bize ne demek istiyor? Tyrael nerede? Ne oldu? İşte Lilith niye geliyor? Bu videodaki amca kim? O melek kim? Ne oldu falan? Hani o tarz şeylere biraz daha değineceğiz. O yüzden bu videoyu biraz konuşacağız. Daha sonra Diablo 4'ün muhtemel hikayesinin geçeceği yeri konuşacağız. En sonunda böyle bir iki lak lak yapar, şak şak yapar, kapatırız diye düşünüyorum. Şimdi Eda bu arada bunun konusunu açtı. Bunu da bilgisini vereyim. Bir başka videoda gerekirse oyun yaklaştığında, yani önümüzdeki yıl 2023 yılının ortalarına doğru bir class tanıtımı, işte neye göre class seçmeliyim, sen olsan nasıl seçersin Utku tarzı bir içerikte yaparız ama onu bu videoda detaylandırmayacağız. Evet, şimdi başlayalım. Dediğim gibi 6 Haziran 2023 yılında, yani tarihinde Diablo 4 sahneye çıkacak. Bununla alakalı ilk duyuruyu yaptılar ve oyun söylenene göre cross platform ve hani platformlar arası oynanabilir halde olacak. Ne kadar olacak onu bilmiyoruz. Nasıl olacak onu tam netleştiremedik. Onunla alakalı bir bilgi de bulamadım. Bu arada bulan varsa videoya da yazsın. Yani alakalı bilgi derken şu: ben Battle.net'e aldım. Aynı Battle.net account'uyla Xbox'a, PlayStation'a girip oynayabiliyor muyum? Yoksa oyunu her bir platform için ayrı ayrı satın almam gerekiyor mu? Bu net yok. Ama dediğim gibi cross platform geçişi yapılacağını söylediler. Yani işte atıyorum, bilmiyorum dediğim gibi. İki platforma da oyunu aldınız. Bilgisayar ve Xbox. Geçiş yapabiliyorsunuz. Yani aynı hesabı bir başka platformda oynayabiliyorsunuz. Ama ayrı ayrı satın alma yapmanız gerekiyor mu? Bu konuyla alakalı net bilgi yok. Olursa sosyal medyadan paylaşırım. Ama bu tabii hangi platformda olursa olsun
fiyatlar çok fazla değişmeyecek. Şöyle zaten Diablo 4'ün ana ekranına geldiğiniz zaman, yani Diablo 4 yazıp Google'a ilk çıkan sayfaya tıkladığınızda bu ekranda karşılaşıyorsunuz. Bu ekran daha önce bizim nasıl söyleyeyim, incelediğimiz bir ekran. Onu söyleyeyim. Yani işte klaslar vardı, dünyanın belli bölgelerindeki görseller vardı, işte sinematik şeyi vardı, işte hikayeyle alakalı ufak tefek şeyler vardı ve işte güncellemeler ve Diablo 4 ile ilgili haberlerin paylaşıldı. Genel bir site yani. Ama biz daha çok şu ön satın alma kısmıyla ilgileneceğiz. Bu ön satın alma kısmında bizi neler bekliyor, detaylı bir şekilde ele almaya çalışacağız. Aslında çok da bir detay içeren bir görüntü yok diyebiliriz. Şimdi erken satın almaya tıkladığınız zaman arkadaşlar şöyle bir ekran sizi karşılıyor. İşte Battle.net, bu en soldaki bir bilgisayar platformu oluyor. Xbox ve PlayStation. Aşağıda da kısa bir şekilde yani versiyonlar arasındaki farkları göstermişler. Ama biz bunun detayını şöyle Battle.net'i tıklayıp göreceğiz. Battle.net'i tıkladığınız zaman karşınıza şöyle bir satın alma ekranı çıkıyor. Ve 3 tane seçenek sunuyorlar size. Standard Edition. Standart versiyon 1200 lira arkadaşlar. Dijital Deluxe 1600 lira diyelim ona. Yani 1539 lira dememe detaylı bir şekilde gerek olmadığını düşünüyorum. 1600 lira. Ve 1700 lira da Ultimate Edition versiyonu bulunuyor arkadaşlar. Şimdi ben size şunu kısaca söyleyeyim. Sen ne alırdın Utku olarak? İşte hem içerik üreticisin hem bu konuya biraz daha işte hype'lısın. Bu oyuna biraz daha bağlısın dediğinde. Arkadaşlar ben şahsen ekonomik durumumu zorlayabildiğim yere kadar Ultimate Edition'ı deneyeceğim ama tabii o dönemin şartları ne gösterecek onu hep birlikte göreceğiz. Zaten burada da içeriklerimizde de sizle paylaşmış olurum. Ama şunu söylemeliyim, eski günlerdeki gibi artık böyle betalar, alfalar, şunlar bunlar işte Collector's Edition'lar falan gelmiyor. Çünkü hem Battle.net'in yani Blizzard'ın Türkiye ayağının biraz daha köreltilmiş olmasıyla alakalı. Hem de yani adilane biz de içeriklere eskisi kadar agresif devam etmiyoruz bununla alakalı. Ama dediğim gibi elimden geldiğince yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar aradaki fiyat farkı aslında çok değil. Nasıl çok değil? Yani bugün yani dışarı çıkıp selamun aleyküm deyip bir mekana girdiğinizde sizden 500 lira alıyorlar. Onu söyleyeyim. Yani en yüksek versiyonla en düşük versiyon arasında 500 liralık bir fark var. Ama eğer siz bu oyunu oynayacaksanız, siz bu oyunu seviyorsanız ve görsel şeyler benim için önemli değil abi. Ve ben herhangi bir işte sıralamada listede liderliğe kasmayacağım. Benim için oyuna erken başlamanın bir önemi yok. 3 gün daha beklerim. 4 gün daha beklerim. İşte 5 gün beklerim, sıkıntı olmaz. Ben oyunumu oynayacağım abi. Ben Sanctuary'e gireceğim. Melekler ve şeytanlar arasındaki, cennet ve cehennem arasındaki bu savaşa, devam eden bu savaşa dahil olacağım diyorsanız standart versiyon, standart edition sizin için yeterlidir. Neden yeterli? Çünkü sana oyunu veriyor. Ve açık beta'ya girme hakkı veriyor. Bence gayet yeterli. Bunun yanında tabii kozmetik artıları da olacak. Şöyle tam kaydırmayalım. Lightbearer mount verecek. Bir mount verecek oyun içinde. Bu Diablo 4 ile alakalı bir binek olacak. Diablo 3'te Inarius'un kanatlarını verecek. Bu arada Inarius artık yani resmen confirmed diyebiliriz. Yani onaylandı. Kesinlikle hem videoda gördüğümüz karakter hem de ilk sinematikte gösterilen o cehennem içerisindeki kırmızılı zincirlere bağlanmış olan meleğin Inarius olduğundan emin olduk. Lightbearer'ın bineğini alacağız ve Diablo 3'te Inarius'un kanatları ve Inarius'un Murloc şeklindeki petini alacağız. Şimdi diyeceksiniz ki Diablo 4 çıkıyor. Ben ne yapayım birader, Diablo 3'teki kanatları, Diablo 3'teki peti diyebilirsiniz. Mantıklı. Ama şunu söyleyeyim. Diablo 3 çıktı. Diablo Immortal çıktı Diablo 3'ün üstüne ve hala insanlar deli gibi Diablo 2 oynuyor. Diablo Immortal çıkmasına rağmen Diablo 3 oynuyor. Diablo oyun canlısı biraz daha şöyle hack and slash olduğu için ölmek bilmeyen bir oyun yaratıyor adamlar. Diablo 3 tamam, o kadar çok iyi değildi ama Diablo 2 mesela daha geçen dün girdim oynadım. Diablo 2 hala insanlar oynuyor. O yüzden buna da şaşırmıyorum. Diablo 3'ün de böyle sevdalısı vardır diye düşünüyorum. Bu arada bu saydıklarım, şu ana kadar saydıklarım bütün edition'larda olacak. Yani bütün versiyonlarda olacak. Hani standart edition'da alsanız bu dahi zaten oklamayı, onaylamayı, tiklemeyi orada görüyorsunuz. Diablo Immortal'da yine bir kanat veriyor. Umber
Amber Winged Darkness Cosmetic Set diye geçiyor. Yine kozmetik bir şey. Var olsa da olur, olmasa da olur diyebileceğiniz ama kimisinin de mutlaka ben de sahip olmak istiyorum diyebileceği şeylerden. Şimdi gelelim işte Digital Deluxe ve Ultimate Edition arasındaki farklara. En önemlisi zaten diğerleri de yine kozmetik şeyler. Bunun da neden olduğunu ilerleyen saniyelerde, dakikalarda açıklayacağım. En önemlisi bu arkadaşlar, 4 güne kadar oyuna erken erişim sağlama imkanını sağlıyor. Digital Deluxe Edition ve Ultimate Edition. Bu ne demek? Oyun çıkacak 6'sında, atıyorum sen 1 Haziran'da oyuna girebileceksin. Ama buradaki tehlikeli nokta şu. 4 güne kadar. Bir gün de olabilir bu. Yani atıyorum 5 Haziran'da çıkarsa bu up to 4 days early access, yani early access bir gün olursa çok canınız yanabilir. Eğer maddi durumunuz bu konuda rahat değilse bu konuda da uyarmış olayım sizi. Çünkü 4 güne kadar diyor. Tekrar ediyorum, 4 güne kadar. Bir gün de olabilir, 4 gün de olabilir. Temptation bineği veriyor. Bu Diablo 4'ün içinde bir binek. Yine Lightbearer bineği gibi. Farklı bir binek. Hellborn Carapace binek armor, yani zırh veriyor. Demek ki bineklerde ya bir zırh şeyi mekanik olacak. Ama şöyle söyleyeyim, bu bir mekanik oyunu oyun, yani gameplay'i etkileyen bir durum olsaydı buraya konmazdı. Muhtemelen kozmetik bir şey olduğunu düşünüyorum ki aslında yaptığım araştırmalarda kozmetik olduğuna değinildi. Çünkü oyunda herhangi bir satın almayla bahsetmek istedim ya burası. Diablo 4'te herhangi bir satın alma işlemiyle sizi öne geçirecek hiçbir aksiyonda bulunamıyorsunuz arkadaşlar. Böyle bir söz verdi Diablo 4 yapımcıları. Bunu daha önce de konuşmuştuk hatırlarsanız. Devam edelim. Premium Seasonal Battle Pass Unlock. Bu Digital Deluxe için geçerli. Ultimate Edition için de son iki tane kaldı. Onu da söyleyeyim hızlıca, sonra değinelim detaylı. Accelerated Seasonal Battle Pass Unlock diye bir şey var. Yani 20 tier'e kadar kozmetiğinizi açıyor. Arkadaşlar biri şöyle söyleyeyim, 20 tier'e kadar bütün Premium Seasonal Battle Pass'lere gelecek. Yani 2023'ten daha sonra oyunun tekrar eden sürecine kadar, yaklaşık bunu 1 yıl tutuyor oyun firmaları ama 6 ay tutanlar da oluyor. O sezonluk bütün Battle Pass'lere ulaşmış oluyorsunuz. Ama Digital Deluxe'de bunun bir dürüşük versiyonunu veriyor olacak. Yani ikisinin arasındaki fark büyük olmamakla birlikte sadece kozmetik ve kozmetik farkı var. Yani Standard Edition aldınız, küçük bir kozmetik kazandınız. Bu Digital Deluxe alınca, Ultimate alınca küçük bir kozmetik daha kazandınız anlamına geliyor. Bunun benzerini şu anda Overwatch yaptı. Overwatch 2'de yani oyun yani beleş çıktı diyelim, ücretsiz çıktı. Sadece Battle Pass alarak kozmetik sahibi olabiliyorsunuz. İşte skin'di vesaireydi, emote'du, şuydu buydu. Ama burada güzel olanlardan bir tanesi Wings of Creator emote. Wings of Creator emote bu şöyle değerlendiriliyor. Genelde melek şeyi olarak oluyor. Inarius'un melek kanatlarının bir hani sallama gibi, şöyle bir harekete gibi şeyi olacağını tahmin ediliyor. Ama ben Wings of Creator deyince Lilith'in de kanatları gelebilir mi acaba diyorum ama çok uzak bir ihtimal. Genelde dediğim gibi izlediğim videolarda, takip ettiğim kişilerde de Inarius'un kanatları olduğu bahsi geçti. O yüzden ben küçük de olsa, çünkü burada net bir şekilde göstermiyor diyeceğim ama aslında yani gösteriyor şöyle. Hani arkada kanatları görüyorsunuz şu anda. Normalde bakın 3 versiyonda da melek kanatları var. Şu arkada da şöyle havaya çıkmış şekilde bir kanatlar açılıyor. Daha sonra hani dediğim gibi çırpma efekti gelir. Çünkü Diablo 3'te bunlarla karşılaşmıştık. Ama ben ufak da olsa o creator kelimesine takılıp belki Lilith'in de kanatlarını verebilirler diye umut ediyorum. Yok, Lilith açıklanmadı derken, yok Lilith açıklandı. Neye açıklanmadı aşkım? Videoya, evet bir saniye arkadaşlar, bir saniye. Eda videoya müdahale ediyor, evet. Özür dilerim. Hayır, konuşmuyorum. Söyle. Yok, söylemeyeceğim. %100 açıklandı değil mi? Hani şeyde oldu ya bazıları, yok olmuyor. Hayır canım, Lilith'in geldiği kesin ya. Lilith'in geldiği kesin arkadaşlar. Evet, bu arada Eda da güzel bir yere değindi. Çok kafa karıştıran yorumlar var sosyal medyada, YouTube'da. İşte ya Lilith olmayabilir mi acaba falan filan diye. Böyle hiç gerek yok arkadaşlar. Lilith o. Karşısındaki de Inarius. Hani Inarius değil lan o falan muhabbeti oldu. İşte Ratma değil lan o muhabbeti falan oldu. Ya arkadaşlar. Önemli değil neyin ne olduğu. Neticede oyun gelecek. Biz de burada spekülasyon yapıyoruz yani zaten. Düşünsene ben Blizzard'da çalışıyorum ama Türkiye'de yaşıyorum falan.
Yani öyle bir durumda yok. Neyse. G'yi bir kenara bırakalım. Videomuza devam edelim. Çok da fazla uzatmak istemiyorum. Şimdi bununla beraber bu satın almaları anlamışsınızdır umarım diye düşünüyorum. Atlamış da olabilirim. Yorumlarda sorabilirsiniz. Bu versiyonlarla birlikte bir de Collector's Edition versiyonu açıklandı. Şu şekilde arkadaşlar. İçerikleri burada direkt görünüyor. Ben size şöyle şurada göstermeye çalışayım. Şöyle baştan başlayalım. Ben çünkü ne var diye bir merak ettim ama siz de hızlıca birlikte görmüş oluyorsunuz. Diablo 4 Collector's Edition yaklaşık 100 dolardan yani 96.66 dolardan satışa sunuldu. Çok güzel bir kutu görüntüsü var. Onu söylemeliyim öncelikle. Gerçekten efsane. Cehennemin kapılarının tasviri var burada. Çok güzel. Bir sanat kitabı olacak. Burada gördüğünüz üzere bir sanat kitabı var. Daha sonra resim yani küçük oluyor bunlar genelde. Bilmiyorum bizim yayınlar takip eden oluyorsa duvarımızda var bazen açıp gösteriyoruz. Şöyle Inarius'un ve Lilith'in iki sevgilinin, iki eski aşığın diyelim. Böyle portreleri var diyelim. Portre olur bu. Portre, resim, fotoğraf, resim. Güzel kağıda basılmış resim. Böyle bir şey var içerisinde. Ve böyle bir daha sonra resim karşılıyor bizleri. Cehennemin, iblislerinin yürüyüş yaptığı böyle ordularının geldiği şekilde. Şöyle bir mum var. Arkadaşlar bu mum açıkçası mumluk, mumsunuz, mumluklar, mumuşkuş, mumguş. Şimdi bu bir mum değil. Öncelikle onu söyleyeyim. Bu mumluk. Üstündeki mum orijinal bir mum değil. Bu bir nasıl söyleyeyim? Gece lambası gibi bir şey. Elektrikle çalışıyor, pille çalışıyor. Tuşuna basıyorsunuz yanıyor, tuşuna basıyorsunuz sönüyor. Ben çok etkilenmiştim ilk gördüğümde, sonra duyduğumda çok hayal kırıklığına uğradım. Yani böyle bir şey için o kadar paraya gerek var mıydı? Yok, gerçek mum değil ya da. Ama şöyle bir tarafında Inarius, bir tarafında Lilith var. Yani bu arada burada şöyle göstereyim. İki tane görünmesi sizi yanıltmasın. Bu bir tarafı ve bu da diğer tarafı. Aynı mumluk. Mumuş. Mumoş. bu da Artbook'un cover'ı. Şöyle bir harita var arkadaşlar. İşte buraya değineceğiz. Eğer vakit kalırsa, çok konuyu uzatmazsam. Burası Dry Steps. Daha doğrusu Sanctuary'de bir bölgenin haritası. Buna değer. Bu güzel. Ama bunu kendi imkanlarınızla da yaptırtabilirsiniz. Eğer büyük çözünürlükte bir resmini bulursanız. Bu çok güzel bir detay. Bu arada bunu söylemem lazım. Üzerinde çok güzel işlemeler var bu görselin. İşte en üstte Lilith, altında Inarius, bir tarafında Horadrim, diğer tarafında Nephilim olduğunu düşünüyorum. Alt tarafta işte çeşitli güzel süslemeler var, derlemeler var. Dediğim gibi Dry Steps'in haritası işte etrafında. Yani böyle bir tarz eski, biraz daha gotik harita yapımlarına benziyor. Güzel bir iş gibi duruyor. Daha sonra şöyle ters pentagram şeklinde bir mousepad var. Ama şunu söylemem lazım. Bu arada çok teşekkür ediyorum. Kesinlikle bizleri zamanında Collector's Edition'lara layık gören Blizzard çalışanlarına diyelim. Kesinlikle çok kaliteli mousepadler geliyor ama mousepadler küçük mousepadler, onu söyleyeyim. Yani işte büyük bir şey çıkınca ya da şey çıkmasını beklerken küçük bir şey çıkınca hayal kırıklığına uğramayın diye diyorum. Bu arada ben bunu böyle söylüyorum ama size en son böyle bir üzücü haberle de kapatacağım, onu da söyleyeyim size. Ve Horadrim'in pini arkadaşlar, bu işte pin ne diyor, rozet. Rozet çantanıza, işte kıyafetinize takabileceğiniz bir şey. Pin. Güzel bir görüntüsü var. Arkasındaki karton şey tabakası yanıltmasın, sadece ortasındaki sarı Horadrim işareti pin olarak gelecek. Yani öyle kocaman bir şey yok. Şu anda Collector's Edition yani koleksiyoncu paketinin içindekilerde böyle. Ama sizi şöyle söyleyeyim, şu anda henüz Türkiye'ye onaylanmış bir gönderim yok arkadaşlar. Türkiye shipping'i kapalı. Yani şu anda bunu eğer bir tanıdığınız yoksa, eğer arada bir vasıta kullanmıyorsanız, araya birini sokmuyorsanız edinemiyoruz ne yazık ki. Ha bir de şunu söyleyeyim. Gerçekten bu pin ve harita dışında ben içerikleri çok beğendiğimi söyleyemem. Artbook kesinlikle, tabii ki kesinlikle mükemmel. Ama onun dışında işte candle yani light şey, o ışık beni biraz üzdü. Mousepad çok hype'lanmıyorum. Bir de Collector's Edition'ın içinde oyun yok arkadaşlar. Collector's Edition alıyorsunuz, oyunu ayrı almanız gerekiyor. This is a kind of sad.
Yani hem 100 dolar ödeyeceksin hem de gidip 1200 lira daha ödeyeceksin. Yani bir 1700 lira ödeyeceksin, Collector's Edition alacaksın. 1200 lira ödeyeceksin, oyunu alacaksın falan filan. Feşmekan. Hani bu arada o Dijital Deluxe Ultimate Edition içerisindeki şeyler de yok. Yani Collector's Edition tamamen başlı başına bir şey. Ama bu şu çeşitliliği doğuruyor. İsteyen istediğini ayrı ayrı satın alabiliyor. Biz fakir olduğumuz için bunun bize için üzücü olduğunu düşünüyoruz. Ve arkadaşlar burada 25 dolara Inarius'un pini çıktı. Tabii videodan sonra Inarius hype'ı fena yükseldiği için şöyle güzelce Inarius pini çıktı. Ama dediğim gibi biz Türkiye'de yaşıyoruz, yarı Çinliyiz. İstediğimiz her şeyi burada yapabiliyoruz, yaptırtabiliyoruz. Bunu da dediğim gibi iyi kaliteli bir görselini yakalarsanız neden yaptıramayasınız diyorum. Ve devam ediyorum. Neye devam ediyorum? Diablo 4'ün şöyle sayfasına gelelim. Aslında dediğim gibi class tanıtımlarını bugün yapmayacağım. O yüzden atlıyorum. Çok da girmeyeceğim ama sayfasında bakabilirsiniz. Barbar, Druid, Necro, Rogue ve Sorcerer gelecek. Biz bunlar hakkında detaylı konuşacağız ama şimdi değil. O yüzden video uzuyor. Uzatmayacağım. Uzatmayacağım. Çok kısa birkaç şeye daha değinmek istiyorum. Evet, harita görseline geldik. Harita görseline geldik arkadaşlar. Bu arada şöyle kısa bir es alayım. Oh. Arkadaşlar iyi devam ettiğimi düşünüyorum. İyi gittiğimi düşünüyorum. O yüzden merak ettiğiniz yerler olursa lütfen sormaktan çekinmeyin. Eklemek ya da işte bununla alakalı içerik çıkması gerek dediğiniz noktalar varsa bunları da lütfen yorumlara yazın. Birlikte üzerine tartışalım. Konu hakkında videolar çekelim. Şimdi Dry Steps arkadaşlar gördüğünüz gibi aslında Sanctuary'nin dörtte biri diyebileceğimiz bir bölge. Şurada daha çok yani eski zamanlarda hakkında bilgimiz olmadığı yerler. Şöyle söyleyeyim, Diablo 3'te bir gittik oraya, hani Saskalan'a, ama çok da hani Diablo 3'ün ana hikayesinin akış noktasının olduğu bir yerde değildi. Harita sadece diğer Dry Steps'te olmayacak. Kaldiyum'a kadar inecek. Gördüğünüz gibi Kaldiyum izi aslında şöyle bir yaklaştırayım. Kaldiyum izi aslında Swampland, Yüreh. Yüreh bu arada yok olmuş şehirlerden bir tanesi. Hani Yüreh Kejistan bölgesini de kapsıyor. Yani aslında Diablo evreninde, yani Sanctuary'de hikayenin geçtiği en cıvcıvlı bölgelerin birinde geçecek. Biraz kuzeyinde Dry Steps'in Xin'Zai var. Xin'Zai bu arada hani Li Ming karakterini hatırlayan varsa, Li Ming'in memleketi. Bu arada vakti zamanında Zakarum Kilisesi'nin peygamberinin de çıkış noktası olduğuna inanılıyor. Ve orada da şu anda pek çok oyunda gemlere özellikle ismini veren Trickster tanrılarının yer aldığı yer falan. Aslında eğlenceli bir yere gidiyoruz. Bu anlamda bunu söyleyebilirim. Yani Diablo 4 Collector's Edition'da sahip olduğunuzda şu bölge, bakın görüyorsunuz Kaldiyum'da bir cami var. O nehrin diğer tarafı dağın arkası oluyor. Yüreh görür müyüz oraları bilmiyorum. Ama Xin'Zai Adası'nın köşesini yukarıda görüyorsunuz mesela. Haritaya tekrar geldiğimizde şu şekilde. Ve zaten Diablo 4'ün başka bir sayfasında da bu şekilde bir içerik paylaşılmış. Dediğim gibi işte Kaldiyum kapsıyor konuyu. Kejistan kapsıyor. Dry Steps kapsıyor. Xin'Zai var mı yok mu bilmiyoruz. Göreceğiz. Çeşitli DLC'lerle, eklenti paketleriyle de eklene bilir. Şimdi ben burada bir küçük es vereceğim. Hemen videoya geçeceğiz arkadaşlar. Video üzerindeki değerlendirmemizi yapacağız. O videonun açılımı hakkında şöyle bir kat yapacağım buraya. Bilginiz olsun. Şaşırmayın yani. Oh, gitti. Video hakkında videoyu baştan sona izlemeyeceğiz. Öncelikle onu söyleyeyim. Tamamen videoyu izlemeye gerek olmadığını düşünüyorum. Zaten basit bir Google taramasıyla bulabilirsiniz. Ama videodaki önemli yerler hakkında küçük küçük yorumlar yapacağım. Ki zaten aslında böyle küçük küçük yorumlar yapa yapa ilerlerken de videoyu izlemiş oluruz diye düşünüyorum. Diyelim ve videoya geçelim. Evet dostlar, geldim. Böyle bir kat yaptım. Bilmiyorum edilen mi, bir su içtim. Nefes aldım, kendime geldim. Şeyi fark ettim, 25 dakikadır durmadan konuşuyorum. Yorucuymuş. Eski performansımdan eser kalmamış değil. Neyse. Diablo 4'ün reveal trailerına bakacağız arkadaşlar. Önemli küçük detayları olduğunu düşünüyorum. Bunun üzerine birkaç kelam etmek istiyorum. Dediğim gibi şu videoyu şöyle bir izleyeceğiz.
Yavaş yavaş hızlı hızlı ama baştan sona bir tur izlemeyeceğiz, onu söyleyelim. Dediğim gibi bakarsınız şeyden. Şöyle kenar alayım da çok fazla şey çıkmasın. Şimdi başlangıçta bir ayinde kızgın zemin üzerinde yürüyen bir monk, keşiş, dina insanı görüyoruz. Burası aslında cehennem tasvirine uyuyor. Biz ne kadar Dry Steps'te günlerimiz geçecek diye düşünsek de burası tam bir Dry Steps şeyi değil yani. Cehennem tasviri gibi. Askerlerin üzerindeki haça yakın görseller ve Inarius'un muhteşem görüntüsü. Arkadaşlar Inarius olduğunu nereden eminiz? Herhangi bir melek olmadığından eminiz, artık bu konulara girmeyelim diyelim ama neyse ki bazı şey, nasıl söyleyeyim, yani videonun orijinal sayfasında altyazısında, İngilizce altyazısında, orijinal altyazısında Inarius şunu söylüyor şeklinde bir açıklama geçiyor. Bu da şunu gösteriyor arkadaşlar, Inarius tutsaklığından kurtulmuş, esaretinden kurtulmuş, normalde Mephisto'nun elindeydi. Kurtulmuş ve bir, ne diyelim, tarikat, kült, order, kilise kurmuş kendisine diyebiliriz. Bu şu açıdan önemli, biz ne tarafta olacağız oyunda? Açıkçası ben bu tarafta olmak istemem. Yani Inarius'un tarafında olmak istemem çünkü eskiden Nephilim'ları yok etme üzerine kurulan bir sistem yapmaya çalışmıştı Inarius. Lilith ise hayır deyip... bunu yapmaya çalışan herkesi yok etmeye çalıştığı için Void'a kapatılmıştı. Hatırlarsanız Lilith biraz daha yavrularım falan tarzında takılıyordu muhabbete. Bu arada bu konuyla ilgili detay, lore, detay hikaye serisini arıyorsanız bu kanalda var. Videonun sonunda bir yerde paylaşırım. Yani dediğim gibi bu neden önemli? Cathedral of Light, Işığın Kilisesi diye bir tarikat vardı. Günah Savaşı'nın öncesinde ve insanlara da epey eziyet ediyorlardı. Yani din kisvesi altında insanlara eziyet ediyorlardı. Tanıdık geldi, neyse. Öyle bir yapı kurmuştu Inarius. Kendisini tanrı, yani bu dinin tanrısı, bu dinin peygamberi olarak. Yani orada peygamber tanrı biraz daha şey, işte anladınız siz demek istediğimi. Tanrısal bir varlık olarak kendisini göstermişti ama tabii ki heybeti ve kudreti göz alıcı. Onu şey yapmayacağım yani, böyle şu anda Inarius gömmeye gelmedim buraya. Inarius övelim. Çok güzel bir görüntüsü var. Oradaki paladinler onun şeyi olabilir. Bu arada paladin tam olarak Inarius hakkında olmasa da biraz daha Crusader'lar bu şeye daha yakındı. Gerçi onlar dediğim gibi Zakarum şeyinin altında, öğretisinin altında büyümüş tarikatlardı. Paladinlik ve işte şey... adını siz söyleyin. Crusader'lar yani. Crusader'ın oldu. Haçlı Seferi Şövalyesi. Ne diyeyim? Haçlı Şövalyesi aslında. Tam Türkçe karşılığı ama oyunla alakası yok. Yani oyunda böyle bir haç sistemi, işte Crucify sistemi gibi bir şey yok. Ama yani gündelik hayattan tabii esintiler, görsel benzerlikler var. Ama ışığın kilisesi bağımında o güneş işaretleri bu tarikatın yeniden kurulduğunu gösteriyor. Hatırlar mısınız bilmiyorum. Dediğim gibi bu videolarımı izlediyseniz kesinlikle biliyorsunuz. Işığın Kilisesi tarikatının karşısında Üçlünün tarikatı diye bir tarikat vardı. O da şeydi bu arada, hani cehennemin üç büyük generaline hizmet eden, yani Mephisto, Belial ve Diablo öğretilerine hizmet eden Trion tarikatı diye geçiyordu. Ve o tarikatının başında da Mephisto'nun oğlu vardı. Arkadaşlar, Mephisto'nun kızı var bu sefer de karşımızda. Yani Mephisto'nun oğlu biliyorsunuz geri dönülemeyecek bir seviyede yok edildi. Öyle söyleyeyim. Normalde iblisler ve melekler öldükleri zaman iblisler işte karanlık kuyudan, melekler kristal arktan, yani aslında Anu'nun bel kemiğinden dediğimiz yerden tekrar geliyorlardı, dünyaya geliyorlardı, yaşama dönüyorlardı ama... Mephisto'nun oğlu için bunu söyleyemeyeceğiz. Karşımızda şu anda Mephisto'nun kızı Lilith var. Orada da bir benzerlik var diyebiliriz ama ben Lilith'in üçlü
tarikata hizmet edeceğini pek zannetmiyorum. Yani Diablo, Mephisto ve Belial'dan emir alacağını zannetmiyorum. Ve zaten aynı zamanda da Belial, Mephisto için yakın zamanda geri dönebilecekler mi? Ondan da emin değilim. Bunu neden söyledim? Onu da hemen sıkıştırayım araya. Çünkü bir Diablo oyunu asla Diablo'suz bitmiyor. Şu anda sanki ana düşman, ana kötü, ana her şey, ana zaten aslında kendisi de anamız, kutsal anamız diyebiliriz. Yani Sanctuary'deki Nephilim'leri insan o ırkını yaratan kadın karakter. Çünkü erkeği de bu. Bu arada ineriyoruz. Ama Diablo'yu bekliyorum diyelim. Sanki her şey Lilith üzerine kurulu olacakmış gibi bir yapı var. Olsa kötü olmaz bu arada. Hani ya işte Diablo oyunu abi, adı, oyunun adı Diablo, kesinlikle Diablo olmalı gibi şımarıklıklarda bulunmayacağım. Tekrar ben Inarus'ta durdum. Inarus'ta durmak istemiyorum. Ama Inarus en güzel sahneyi kaplıyor. Ne yazık ki. Şu küçük savaş sahnesi hakkında da bir kısa yorum yapalım. Daha sonra uzatmayalım. Farkında mısınız ya da farkındasınızdır. Yani. Bu konuşma ağzı. Ulan biz farkında olamazmış, görmüyoruz, görüyoruz falan, muhabbet olmasın. Inarius'un tarafı biraz daha düzenli savaşıyor ve yine cehennem safları diyelim biraz daha sayıya güveniyor. Çünkü karanlık çukurdan çıkma hızı hem biraz daha hızlı oluyor hem kötücül ruh diyelim onlara. Kötücül ruhların sayısı daha fazla olduğu biliniyor. Bu arada bu spoiler'ı vereyim mi vermeyeyim mi bilmiyorum ama en nihayetinde bizim iyi zannettiğimiz şeylerin kötü olduğunu ve savaşı kaybettiğini biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Ethereal diye bir melek var bu arada. Kaderin yazmalarını okuyor ve aslında bu Eternal Conflict dediğimiz sonsuz savaşın nasıl bittiği biliniyor. Yani aslında oyunun sonu, hikayenin sonu belli ama nasıl olduğu belli değil sadece. Pek de iyi sandığımız bireyler, iyi sandığımız oluşumlar, iyi sandığımız olgular çok da iyi değil. Ama dediğim gibi ışığın kilisesi tarafı diyelim ya da Inarius'un tarafı diyelim biraz daha düzenli bir ordu kurmuş. Hatta onun müridi, işte peygamberi, sözcüsü, duacısı, ondan yani Inarius'a dua eden kişi aşağıda ki o abla o düzene ne kadar güvendiğini çok net bir şekilde gösteriyor. Yani savaş sırasında safların bozulmayacağını biliyor ama Inarius da bir başka bir şey biliyor. O da ne? Lilith'i durdurmadan bu hengamenin durmayacağını. Yani. Ve farkındaysanız Lilith arkasını dönüyor gidiyor yani. Hani bu ne bu hiçbir şey. Burası benim için önemsiz. Ve atılıyor öne doğru. Lilith'e doğru mızrağını yönlendirdi. I return to hell diyor ve buranın dediğim gibi yani dry steps olmadığı belliydi zaten. Kesinlikle. Yani senin için cehenneme döndüm diyor. Şöyle Diablo 4 ekranında kalsın bu. Ve son birkaç yorumumuzu daha yapalım ve konuyu bitirelim. Çok daha dallandırıp budaklandırmayalım mevzuyu. Demek ki Lilith cehenneme dönmüş.
bir meselesi var. Yoksa Lilith, biliyorsunuz aslında Sanctuary'nin yaratılmasında, Sanctuary'nin adı alması sığınak çünkü orası. Sonsuz savaştan kaçan, ayrılan melekler ve şeytanlar için bir sığınak görevi gördüğü için adını sığınak olarak koydular. Ve burada yeni bir ırk yarattılar. Melekler ve şeytanların kırımından, ki yarattılar derken biri Inarius'tu, diğeri Lilith'ti. Ama Inarius'un sonu pek hazin bitti diyelim, yani pek mutlu gitmedi. Lilith Void dediğimiz karanlık çukura kapatıldı. Öldürülemiyor çünkü bir şekilde durdurulması lazım. En tehlikeli bireylerden, yapılardan bahsediyoruz bu arada. Yani o kadar tehlikeli ki bunlar Belial'dan, Mephisto'dan daha tehlikeli olabilecekler. Neden? Çünkü şöyle söyleyeyim. Artık Günah Savaşı'ydı, işte Üçlünün Savaşı'ydı, Üçlünün Kovalamacısı, Horadrim'in içine girmişti. Tyrael'ın Kovalamacısı, Imperiuslar işte cennete girdiler, cehennemden çıktılar derken motivasyonlar çok değişti arkadaşlar. Ama Inarius'un ve Lilith'in motivasyonu buz gibi kaldı, yani o donmuş şey gibi düşünebilirsiniz, hani buz çağlarından kalan, hani şu anda mikroplar çıkartılıyor, işte mamut kalıntıları falan çıkartılıyor ve taptaze kalıyor ya, onun gibi bir şey düşünebilirsiniz. Yani yüzyıllar, yüz asırlar boyunca orada beklediler. Birisi cehennemde kitle halde, zincirli halde bekledi, diğeri karanlık çukurda, yani void'de kapalı halde bekledi ve motivasyonlarının ne kadar taze, onlar için olayların ne kadar daha sıcak olduğunu tahmin edebiliyorsunuzdur diye düşünüyorum. O yüzden bu ikili arasındaki kapışma bizim hikayesel anlamda Diablo 2 ve Diablo 3'teki kapışmadan daha agresif, daha alevli, daha ateşli geçeceğini düşünüyorum. Şu anda dediğim gibi biz genelde hep melekler tarafında yer aldık. Horadrim'den dolayı Nephilim'ler olarak. Çünkü Sanctuary'i korumamız gerekiyordu. Bu da bunun bir yoluydu. Yine Inarius tarafında olacağız gibi görünüyor gibi. Ama dediğim gibi Diablo'nun zaten güzel olmasını sağlayan şey bu. İyiler iyi değil, kötüler kötü değil. Bundan dolayı hype'lıyım, heyecanlıyım ve müthiş bir sabırsızlıkla bekliyorum. Söyleyeceklerim bu videoluk bu kadar. Dediğim gibi uzatmamaya çalışıyorum. Şimdiden 40 dakika oldu. Bunun için de özür diliyorum. Bir sonraki videoda görüşünceye dek arkadaşlar kendinize iyi bakın. Diablo'yla kalın diyorum ve bitiriyorum. Lütfen sormak istedikleriniz, merak ettikleriniz olursa, eksik ya da yanlış söylediğim, dilimin sürçtüğü bir yer olursa yorumlar kısmında destek olmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Mucuksun.